Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nca basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuamiral Zeki Aktürk, operasyonlar ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK, KCK, PYD, YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 184'ü Irak'ın, 274'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 458 olmuştur. Pençekilit Operasyonu bölgesinde 17 Şubat'ta bir üst bölgemize sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 11 terörist etkisiz hale getirmiştir. Çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeler Salih Ayar, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Çatışma sonrası gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde çeşitli miktarlarda piyade tüfeği ve şarjörü, tank savar silahı ve mühimmatı ile çok sayıda el bombası ve malzeme ele geçirilmiştir. Pençekilit Harekatı'nda bugüne kadar 824 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1896 silah ve 796.153 mühimmat ele geçirilmiş, 2605 mayın el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 862 mağara sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Mersin'de bir sitede polis memuru tartıştığı komşusuyla önce kavga etti, ardından da tabancasını çekerek dört yerinden vurarak ağır yaraladı. Olay önceki akşam Merkez Toroslar ilçesi Korukent mahallesindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki RK, dairesinin olduğu binaya girdikten sonra arkasından gelen polis memuru komşusu BA'nın hakaretlerini duydu. Bunun üzerine çıkan tartışmada ikili kavga etti. O sırada binanın kapısına doğru çıkan BA, belindeki tabancayı çekerek peş peşe ateş etti. Olayda RK her iki ayağıyla karın ve sırtından yaralandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli BA tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri apartmanlara yaptığı operasyonlarda dairelerde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu üretildiği ortaya çıkardı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince apartman dairelerinde uyuşturucu yetiştirildiği yönünde bilgi aldı. Jandarma ekipleri bu bilgi üzerine harekete geçti. Seyhan ve Çukurova ilçesinde birçok apartmana baskın yapan ekipler dairelerde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu yetiştirildiğini tespit etti. Ekiplerin baskınında 7 ayrı adreste birçok miktarda uyuşturucu madde, 7 iklimlendirme cihazı, 12 havalandırma sistemi ile kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirirken 5 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 25 yaşındaki Muhammed Akan bir yıldır kayıp olarak aranırken ailesi kan donduran iddiayı ortaya attı. Aile evlatlarının tekstil işi yaptığını ve borcu olduğunu, borcuna karşılık komşuları tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü öne sürdü. Acılı anne, "Oğlum yaşıyorsa bulunsun, yok öldüyse de bir mezarı olsun" diyerek ağladı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu mahallesinde yaşayan 25 yaşındaki Muhammed Akan, yaklaşık 2 sene önce arkadaşı AB ile Reşat Bey mahallesinde giyim mağazası açtı. İddiaya göre işlerin bir süre sonra kötü gitmesi üzerine AB tefeciden para aldı ve Muhammed Akan'ı borçlandırdı, ancak Akan borçları ödeyemedi. Ailesi Akan'a bir süredir ulaşamadıklarını belirtti. Polis ekiplerine de durumu anlatan aile, polis ekipleriyle birlikte her yerde evlatlarını arıyor.
Alacaklıların eve geldiği anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Valla ben yıldan bir haber alamadık. Ne ölüm istiyorsa toprağını görek bari, sak da görek. Yani anne olarak yatamıyor. Ne gece ne gündüzümüz var, ne bir şey varız. Yani aile hepsi dağılmış. Evladım 7 aydan beri yani önceden yani biraz yani idare ediyorduk ama 7 aydan beri artık yani belirsizlik içindeyiz. Yani artık yeter diyoruz. Yani ya mezarı ya yani hapishane olsun yani bilelim artık. Ne olduğunu bilelim artık. Yani artık belirsizlik içinde yaşamak istemiyoruz. Nereden varmıştı böyle? Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte darphane baskılı düşük ayarda altın üretimi yapan bir yere operasyon düzenledi. Operasyonda 1590 çeyrek altın, 104 yarım altın ve 199 tam altın ele geçirilirken İdris T. ise gözaltına alındı. Ele geçirilen düşük ayarda sahte darphane baskılı altınların piyasa değerinin 9 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli İdris de altınları emekli maaşınla mı aldın sorusuna evet diyerek cevap verdi. İfadesinde çok sayıda gayrimenkulüm var, oradan elde ettiğim gelirle birikim yaptım savunmasını yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in Gülnar Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Başkan Seçer, merkezi Gülnarlı vatandaşlarla birlikte açtı. CHP Gülnar Belediye Başkan adayı Bayram Ali Dede ile birlikte yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde birçok projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Seçer, yeni dönemde Gülnar'da yeni otobüsleri kullanıma sunacaklarını vurguladı. Bayram Ali Dede ile ikinci 5 yılımızda büyük şehir olarak beraberce Gülnar'a çok daha hizmetler yapacağız. Bir olacağız. Birlik olacağız. Çalışacağız. Gece gündüz demeyeceğiz. İmkansızlığı imkana dönüştüreceğiz. Gülnarlılara Bayram Ali Dede ile beraber hizmet edeceğiz. Gülnarlılar bu toprakların çalışkan insanları, zeki insanları, yaratıcı insanları, ülkesini, milletini, devletini seven halkı Gülnarlılar. Öğrencilerimiz orada üniversiteye hazırlanıyor. Liseye giriş sınavlarına hazırlanıyor. Vahap amcaları onlar için bu imkanı açtı ki en güzel üniversitelere gitsinler. En güzel liselere gitsinler. Gülnarımıza bu 5 yılda önemli değerli hizmetler yapmak için çalıştık. Mersin geniş bir coğrafya. Zannetmesin ki Gülnarlılar Mersin merkeze uzak, gözden ırak, başkanlarının gönüllerinden uzak. Başkanlarının gönlünde, başkanlarının ta içinde Gülnar. Çünkü başkanları Gülnar'ı, Gülnarlı'yı seviyor, takdir ediyor. İnşallah 31 Mart'tan sonra ikinci 5 yıllık dönemde yeni parti 8,5 metrelik o kısa dorse otobüslerden ihtiyacımız kadar artık 30, 40, 50 arkadaşlar çalışıyorlar. Burayı da dahil ettiriyorum. Yeni dönemde yeni bir kısa dorse otobüsü sizlerin hizmetine sunacağım. Bizim çocuklarımız artık 4 yaşında. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Tekrardan başarılarınızı devam edelim. Size bir resim çekelim. Esnaf ve mahalle gezilerine hız veren Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, Mesudiye Mahallesi'nde kurulan semt pazarını gezdi, pazarcı esnafı ve alışverişe çıkan vatandaşlarla sohbet etti. Ne oluyorsun sen? Ha? Ha?
Akdeniz'de huzurun, barışın ve kardeşliğin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Gültak, projelerimizi arttırarak sürdüreceğiz dedi. Mesela biz Akdeniz'e geldiğimizde böyle gençlerimiz okullara ve etüt merkezlerine gidemiyordu çünkü yoktu. Mesela Akdeniz'de iki tane Bilsem öğrencisi vardı. Çok özel yetenekli çocuklarımız iki taneydi. Şu an sayısı 54 bizim ilgilenmemiz sonucunda. Etüt merkezi yoktu, çocuklar yarışamıyordu Yenişehir Mezitli gençleriyle. Şu an etüt merkezlerimiz var. Bunun meyvelerini almaya başladık. Geçen sene sayısal Türkiye 496.sı Çay Mahallesi'nden çıktı. LGS Bölge 1.sı Çay Mahallesi'nden çıktı. Dolayısıyla artık Akdeniz üreten, mutluluğun, barışın şehri oldu. Ve insanlar okumak istiyorlarsa okuyorlar. Sportif faaliyetlerde bulunmak istiyorlarsa şu ana kadar 300-400 milyon liranın üzerinde Akdeniz'e sportif yerler yaptık ve gençler buralarda yeteneklerini ortaya koyuyorlar. Kadınlara yönelik projelerimiz var ama ben bunların hepsini bir tarafa koyuyorum. İki şeyi önemsiyorum. Akdeniz'de artık huzurun, barışın ve kardeşin teminatı Mustafa Gültak'tır. Şu ana kadar 1000 konut bitirdik. Seçildiğimiz takdirde en az yine 1000 konut yapma sözünü veriyoruz. Farklı mahallelerde, yani kentsel dönüşüm projelerine hızla devam edeceğiz. Kadınlara ve gençlere yaptığımız projelerin sayılarını arttırarak devam ettireceğiz. Üçüncüsü de bu şehrin en büyük sorunlarından bir tanesi imardı. Şimdi ihalelere çıktık. İnşallah yavaş yavaş bu şehrin imar sorununu çözeceğiz. Bu şu demek arkadaşlar. Halden Nacarlı'ya kadar binlerce hektar arazi imara açılacak. Peki ne olacak? Yeni lojistik alanlar, yeni sanayi alanları ve yeni depolama alanları açılacak. Bu da şu demektir. Bu gençlerin 2 sene sonra, 3 sene sonra büyüdüklerinde iş bulmaları demek. Binlerce insanın bu alanda iş alanı açılacağından istihdam demek. Dolayısıyla kentsel dönüşüm, kadın ve gençlik projelerine devam ve bu imarla birlikte açılacak olan alanlarda da yeni istihdam alanları oluşturacağız. Tabii ki altını tekrar çizeceğim. Barışın, kardeşliğin ve huzurun teminatı olacağız. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, belediye olarak hizmete açtıkları kapalı yüzme havuzunda eğitim gören gençler, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Naim Süleymanoğlu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda düzenlenen etkinliğe katılan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yüzme yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalyalarını taktı. Salonu dolduran aileler, gençler ve çocukların sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Altunok, belediye olarak eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlere olan desteklerini arttırarak sürdüreceklerini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Silifke Belediye Başkan adayı Mustafa Turgut seçim çalışmalarına devam ediyor. Nidre TV mikrofonlarına konuşan Turgut, çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2019'da verdiğimiz emaneti geri alacağız. Onu öncelikle söyleyelim. Silifke'ye halkın parasının tekrar halka döneceği bir yönetim vaat ediyoruz. Bundan sonra da 2014-19 arasında projelerimiz olmuştu. Bir kısmı yarım kaldı. Şimdi daha yenisini, daha iyisini yapacağız. Daha güzel projelerle geleceğiz. Silifke'nin sorunlarını biliyoruz. 5 yıllık bir belediye başkanlığı deneyimimiz var. Bu deneyimimizle çalışkanlığımızı birleştireceğiz ve Silifke'yi hak ettiği yere getireceğiz. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Yemek Bizden, Menü Seçimi Sizden sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında aylık yemek listesine bir gün öğrenciler, bir günde personel tarafından en çok oy alan menü eklenmeye başladı. Yapılan oylamada tavuk, kısır, çorba ve sütlaçtan oluşan öğrencilerin seçtiği menü yemekhanede çıkarıldı. Kampanyayı destekleyen Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar, yemekhanede öğrencilerle yemek yiyerek sohbet etti, 14 liralık menüye zam yapılmayacağını söyledi. Profesör Doktor Yaşar, 1 Ocak'tan itibaren yemekleri kendilerinin çıkarmaya başladığını söyledi. İlk etapta öğrenci ve personel için 1000 kişilik yemek kapasitesi varken, gelinen noktada 5000 öğrenci ve
1000 personelle toplam 6000 kişilik yemek çıkarıldığını belirtti. 1 Ocak 2024 itibariyle yemeklerimizi üniversiteden olarak kendimiz çıkarmaya başladık. Daha önce 1000 kişilik bir yemek kapasitesi varken öğrencimiz ve personelimiz, bugün itibariyle 5000 öğrenci, 1000 tane personelimiz, toplamda 6000 kişi her gün öğlen yemek yiyor. Biz onlara en şekilde hem ucuz hem de kaliteli şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ayda bir defa personelimize, ayda bir defa da öğrencilerimize menünü sen seç şansı verdik. Bir anket sonucunda da bugün öğrencilerimizle birlikte bugün buradayız. Bugün onların menüsü. İnşallah bu hizmeti de öğrencilerimiz ve personellerimiz için kaliteli ve ucuz şekilde sunmaya devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz inşallah. Bu ucuz ve kaliteli yemeğimizi inşallah zam yapmadan bu yıl 14 liraya öğrencilerimiz için, 37 lira da personelimiz için devam ediyor. Bunu da Ocak ayına kadar elimizden gelen destek ve hizmetle devam etmeyi düşünüyoruz inşallah. Biz aynı zamanda öğrencilerimizin menüsünü seçerken ikinci bir yemek isteği olduğu zaman ücretsiz veriyoruz. Ya da fazla isterse fazlayı da ücretsiz veriyoruz. Tabii bunların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Biz üniversite olarak öğrencilerimiz, bizlerin çocukları, kendi evlatlarımız gibi görüyoruz. Onların mutlu olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bulgaristan'da düzenlenen 2024 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kıran ve altın madalya kazanan Mersinli milli sporcu Gamze Altun, memleketinde davul, zurna ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Antrenörü İsa Makal'la birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, şube müdürleri, antrenör ve sporcularla birlikte coşkuyla karşılanan Altun, davul ve zurna eşliğindeki karşılamanın ardından tebrikleri kabul etti. Seni evet. Tebrik ediyorum hocam. Çok sağ olun. Yüzümüzü güldürdünüz. Allah da senin yüzünü güldürsün. Ülkemizin yüzünü güldürdü. Ya sadece Mersin değil. Çok çok büyük, evet. Çok büyük gurur. Başarılar diliyorum. Ne çok güzel bir duygu. O kadar emek verdik, çalıştık, çabaladık. Sonucunda böyle güzel gelmesi çok mutlu etti. Beni de, hocamı da. Kaç kilo kaldırdın? Şey, 92 kaldırdım. Avrupa rekoruydu, U23. Gençler rekoru da bendeydi 91 ile. 92 yaptım, tekrar kırdım. Rekor kırdın, Avrupa rekoru. Evet. Helal olsun, tebrik ediyorum seni. Biz de şampiyon kızımıza buradan başarılar diliyoruz. Mersin'deki ve ülkemizdeki tüm sporculara rol model olmasını istiyoruz. Onun çok güzel bir spor hikayesi var. İnşallah bu spor hikayesini de kendi akranlarıyla, arkadaşlarıyla da paylaşacak. Ve yeni 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 şampiyonlar. Ama inşallah hedefimiz ne? Olimpiyat. Olimpiyat. İnşallah. Olimpiyatlarda da bayrağımızı sırtlayacağız Allah'ın izniyle, değil mi? Tamam. Eyvallah. Tebrik ediyorum. Hocam size de çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir emek verdiniz. Yani kızımızın şampiyon olmasında kızımız kadar sizin de emeğiniz var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gamze bizi gururlandırmaya devam edecek.